Merhaba arkadaşlar, Dilek Güneş ben, fizik öğretmeniniz. Bugünkü konumuz manyetik kuvvet. Manyetik alan içinde bulunan akım geçen tele, akım geçen halkaya ve hareketli yüklü parçacıklara bir manyetik kuvvet etki eder. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. İlk olarak manyetik alan içerisinde akım geçen tele uygulanan kuvvetten bahsedelim. Şimdi şuraya baktığımızda şöyle bir akım geçen tel koymuşum ama şöyle yapalım, bunu değiştirelim. Şöyle üzerinden bu şekilde akım geçen bir tel koyalım. Şimdi bu tele hem manyetik alana hem de tele dik olacak bir şekilde, bakın bu önemli, hem tele hem de manyetik alana dik olacak şekilde bir kuvvet etki eder. Biz bu kuvvete işte ne diyeceğiz? Manyetik kuvvet diyeceğiz. Biz bu manyetik kuvveti Bill formülüyle buluruz. B dediğimiz şey manyetik alan, I dediğimiz şey akım, L dediğimiz şey telin manyetik alan içerisinde kalan kısmının uzunluğu. Şimdi biz burada bir manyetik kuvvetten bahsediyoruz. O zaman bunun nesi olmak zorunda? Vektörel bir büyüklük, yönü olmak zorunda. Yönü nasıl bulacağız? Sağ el kuralıyla bulacağız. Şimdi sağ el kuralına göre o zaman 4 parmak, bakınız yine bir manyetik sağ el kuralı. 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Şimdi sorumuza uygulayalım. 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım. Bakınız avuç içi sayfa düzleminden nereyi gösteriyor? İçeriği. O zaman bizim bu telimize etki eden manyetik kuvvet nereye doğru olacak? Sayfa düzleminden içeri doğru olacak. Şimdi bakalım. F eşittir ne demiştik? Bil. Formülümüz buydu. Şimdi burada F dediğimiz şey kuvvet. Birimi ne olacak? Newton. Manyetik alanın birimi neydi? Weber bölü metre kare. Akım birimimiz neydi? Amper. Uzunluk birimimiz neydi? Metre. Şimdi manyetik alan ve manyetik kuvvet her zaman birbirlerine diktir. Bakınız bunu unutmuyorsunuz. Şimdi şurada 3 boyutlu ne yaptık bakınız? Akım, manyetik alan ve manyetik kuvvet her zaman birbirine dik. Şimdi biraz önce bunu göstermiştik. Bakınız sağ el kuralı, baş parmak neyi gösteriyordu? Akımı. 4 parmak neyi gösteriyordu? Manyetik alanı. Avuç içi neyi gösteriyordu? Manyetik kuvveti. Şimdi eğer ki bizim akım geçen düz telimiz bu şekildeki gibi düzgün değil de şöyle eğik verilirse, yani tel ile manyetik alan çizgileri arasında bir alfa açısı varsa, o zaman F eşittir neyi kullanacağız? F eşittir bil sin alfa. B manyetik alan, i akım, L telin manyetik alan içerisinde kalan uzunluğu, sin alfa şeklinde ne yapıyoruz? Formülümüzü formülize ediyoruz. Şimdi bu akım geçen teli bu manyetik alan içerisine şu şekilde yerleştirirsek, yani ne oldu bakınız? Akım geçen telle manyetik alan çizgileri aynı doğrultuda oldu. Şimdi bunlar bu şekildeyken telle manyetik alan çizgileri arasında bir açı var mı? Yok. Alfa nedir? Sıfır. O zaman sin alfa nedir? Sıfır. O zaman bil sin alfadan manyetik kuvvetimiz ne oldu? Sıfır olmuş oldu. O halde bakın bu kısım önemli. Akım taşıyan düz tel manyetik alan içine manyetik alana paralel olacak şekilde konulursa tele manyetik kuvvet etki etmez diyoruz. Burayı yazdık. Şimdi bu birinci manyetik kuvvet kısmımız idi. Şimdi bu sefer üzerinden akım geçen telleri karşılıklı koyalım. Bu teller birbirlerine itme ve çekme kuvvetleri uygulayacaklar. Şimdi bunları yorumlayacağız. Şimdi bakınız I1 teline bakalım. Şimdi bu I1 teli etrafında şu şekilde ne oluşturacak? Halkalar şeklinde bir manyetik alan. Şimdi oluşturduğu manyetik alanı bulalım. Akım geçen düz teldeki manyetik sağ el kuralında baş parmak akım, 4 parmak manyetik alandı. Şimdi baş parmak şu şekilde yerleştirdiğimizde şu gösterdiğim nokta, bakınız işaretledim. Bu noktada parmaklarım içeri giriyor. Yani B1 manyetik alanımız içeri. Şimdi biz az önce ne öğrendik? Manyetik alan içerisinde bir tel koyduğumuzda bu tele ne etki ediyordu? Bir manyetik kuvvet. Şimdi
I2 teline bakıyoruz. I birleşimimiz bitti. Onun oluşturduğu manyetik alanı bulduk. I2 teli şöyle bir manyetik alanın içerisinde. Şimdi neydi? Az önce öğrendiğiniz sağ el kuralı. 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım, avuç içi manyetik kuvvet. Şimdi bakalım. 4 parmak sayfa düzleminden içeri. Baş parmak akım. O zaman avuç içimiz bu tarafı gösteriyor. Yani bu tele etki eden manyetik kuvvetimiz bu yöndeymiş. Şimdi aynı şeyleri kim için yapacağız? I1 teli için yapacağız. Şimdi onu da şurada göstereyim bakın. Aynı şekil karışmasın. I1, I2. I2 de yine etrafında bir manyetik alan oluşturacak. Şimdi önce bunu bulalım. Şimdi ne yaptım? Bakınız teli sardım. Baş parmak akım. Aradığım nokta bakınız şurası. Aradığım nokta elimin dışında kaldı. Yani buradaki manyetik alan dışarı. Yani bizim I1 telimiz dışarı bir manyetik alan içerisinde. Şimdi 4 parmak manyetik alan sayfa düzleminden dışarı. Bakınız baş parmak akım. I1 telini etkeden manyetik kuvvet bu tarafa doğru oldu. Buna da F2 diyelim. Şimdi bunu aynı görselin üzerine yapalım. Şimdi bakınız ne oldu? F2. Şimdi demek ki şöyle bir genelleme yapabiliriz. Teller üzerinden geçen akımlar aynı yönlü ise bu teller birbirine ne kuvveti uygulamış oldu bakınız? Çekme kuvveti değil mi? O halde şöyle diyelim. Teller üzerinden geçen akımlar aynı yönlü ise ne kuvvet uyguladılar? Çekme. Demek ki teller zıt yönlü olsaydı bunlar birbirine itme kuvveti uygulayacaktı. Şimdi bunu aklımızda tutmak için her seferinde bu şekilde hesaplamak istemiyorsak, yani sağ el kurallarıyla uğraşmak istemiyorsak şöyle kodlayabiliriz. Yüklerin tam tersi. Şimdi zıt yükler birbirini çekiyordu. Bakın burada zıt olduğunda birbirini itiyor. Aynı yükler birbirini itiyordu. Burada ne yaptılar? Çektiler. Peki bu kısmı tamamladık. Bu tellerin birbirine uyguladığı bu itme ve çekme kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. Şimdi bu eşittir'i nereden bulduk? Peki nasıl gösteririz, ispatlarız? Şimdi şurayı siliyorum. Şimdi bakalım neredeyiz? Şöyle şuradayız. Şimdi F1 yazalım. F1 B1, hani formülümüz neydi az önce öğrendik, bildi. Bakın bunu uygulayacağız. Kimin manyetik alanı içerisinde F1? B1'in. Çarpı I2 çarpı L. B1 dediğimiz şey ne? 2K I1 bölü D çarpı I2 çarpı L. F1'i yazdık. Bu tamam. Şimdi F2'yi yazalım. F2'yi yazıyorum. F2 kimin manyetik alanı içerisindeydi? Burada sildik. B2'nin. Akım neydi? I1 çarpı L. Şimdi akım geçen düz tel için B2'yi yazalım. 2K I2 bölü D I1 çarpı L. Bu yazdığım, bakınız F2 ve F1 için yazdığım iki denklemde ne? Aynı. O yüzden bu tellerin birbirine uyguladığı bu manyetik kuvvetlerin büyüklükleri eşit ve biz bu manyetik kuvveti 2K I1 I2 bölü D çarpı L şeklinde buluyoruz. D dediğimiz şey ise tellerin aralarındaki uzaklık. Şimdi bakalım sırada ne notu hazırlamışım. Paralel tellerden geçen, az önce öğrendiğimiz bilgiyi pekiştiriyoruz. Paralel tellerden geçen akımlar aynı yönlü ise teller birbirini çeker, zıt yönlü ise teller birbirini iter diyoruz. Şimdi bakınız ne oldu burada? Geçen akımlar aynı yönlü. O zaman birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklar. Nasıllar? Zıt yönlüler. Birbirlerine ne kuvveti uygulayacaklar? İtme. Bakınız ikisi de içeri. Yani aynı yönlüler. Birbirlerini ne yaparlar? Çekerler. Bir içeri, bir dışarı. Birbirlerini ne yaparlar o zaman? İterler. Yani illa bize şöyle akım geçen telleri düz düz vermek zorunda değil. Sayfa düzleminden içeri, sayfa düzleminden dışarı şeklinde de verebilir. Şimdi bakalım. Manyetik alan içindeki akım makarasına etki eden tork. Yani manyetik tork aslında. Manyetik tork. Şimdi tork dediğimiz şey neydi? Kuvvetin döndürme etkisine biz ne diyorduk? Tork diyorduk. Şimdi elimizde ne var?
kuvvet olarak manyetik kuvvet. O zaman manyetik kuvvetin döndürme etkisine de ne diyeceğiz biz? Manyetik tork diyeceğiz. Şimdi şurada şekil ufak olmuş. Ben şuraya çizeyim. Sonra tekrar biraz sileceğim çünkü ispat yaparken. Şimdi şurada N'den S'e doğru bir manyetik alanımız olsun. Bu manyetik alan içerisine şu şekilde bir tel çerçeveyi yerleştirelim. Ve tel çerçeveden geçen akımlar da gösterdiğim yönde olsun. Şimdi biz videonun başında öğrendik. Manyetik alanla akım geçen teldeki akım aynı doğrultudaysa o parçalara manyetik kuvvet etki etmez. Şimdi bakınız, o zaman bu parçaya ve şu parçalara manyetik kuvvet etki etmeyecek. Elimizde şu iki parça kaldı. Şu tel. Şimdi bakalım. Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım. Sayfa düzleminden içeri olacak şekilde bu tele bir manyetik kuvvet etki eder. Şimdi şurası için yapalım. Dört parmak manyetik alan, baş parmak akım aşağı doğru. Bakınız, avuç içi sayfa düzleminden dışarı. Şimdi şu kalemi bu çerçeve gibi düşünelim. Bu taraf manyetik kuvvet içeri, bakın. Burası içeri girerken bu da dışarıydı. Burası ne yapacak? Dışarı çıkacak. Ne yaptı bakınız? Döndü. Değil mi? Sürekli dönme hareketi yapmaz aslında. Bunu daha sonra sorularda gösteririz. Şöyle bir tur döndü. Daha sonra bu akımlar yer değişeceği için aslında şöyle kendini tekrarlayan ne yapar bu? Salınım hareketi yapar. Şimdi bunu şu eksen etrafında ne yapmayı başardık? Döndürmeyi başardık. Değil mi? X, Y, ekseni ya da şöyle o üssü ekseni etrafında ne yapmaya başladı? Döndü. O zaman bu kuvvetin etkisiyle dönüyorsa buna bir tork etki edecek. Şimdi biz bu manyetik torku bulalım. Şimdi şunu biraz büyütelim. İnşallah bunları düzenleyen arkadaş ben bunları büyüttüğümde silmez o kısımları da. Şimdi bakalım, kenarlara isim verdik. Şurası KN kenarı. Şuraya da ne demişim? MN, şurası KL'ymiş, pardon, burası MN'ymiş. Şimdi döndürüyorsak o zaman bu parçaların dönme eksenine göre torklarına bakmalıyız. Şimdi biri içeri biri dışarı, bunların oluşturduğu tork aynı yönlü. Yani MN teline etkeden kuvvetin torkuyla KL teline etkeden kuvvetin torku aynı yönlü döndürdüğü için bunların torklarını ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi bakalım, şu F K, L çarpı. Şimdi şuranın bütün uzunluğuna B dersek şuraya olan uzaklığı ne kadar olacak? B bölü 2. Artı F, MN telini etkeden manyetik kuvvet. Onun da buraya uzaklığı B bölü 2 kadar. Şimdi F, K, L. F dediğimiz formül neydi? B'ydi. Şu şekildeyiz. Şimdi bakalım. Bunları da yazmaya devam ediyorum. F, KL için yazalım. Akımımız neydi? İ idi. Doğru mu? Şimdi şuradaki uzunluğa da A dersek o zaman A dedik. Manyetik alanımız B çarpı B bölü 2 artı MN parçası içinde üzerinden geçen akım yine A. O kenarın uzunluğu A. Manyetik alan B. B bölü 2. Şimdi şöyle yapsak, şurada hepsi aynı. İ çarpı B parantezine alsak. İ çarpı B parantezinden sonra AB bölü 2 artı AB bölü 2. Burayı topladığımız zaman da ne geliyor? Bakın, A çarpı B. A çarpı B dediğimiz şey de bu çerçevenin alanı değil midir? Değil mi? A eşittir A çarpı B. Onun yerine de A yazarsak bakınız, tork eşittir A bir formülümüzü bulmuş olduk. A dediğimiz şey bu tel çerçevenin alanı. B dediğimiz şey manyetik alan. I dediğimiz şey ise akım. Bizim bu tel çerçevemiz en sarımlı ise o zaman tork formülümüz A bimize IBAN'ımızı yolluyoruz şeklinde formül IBAN halini alıyor. Şimdi bu zamana kadar manyetik torktan soru geldi mi? Gelmedi. İşlem sorusu geleceğini sanmıyorum ama gelse şu gelir diye düşünüyorum. Dönme yönü, hangi yönde döner, hangileri döner tarzında soru gelebilir. Çünkü geçen yıl manyetizmadan sadece sağ el kuralı sorusu gelmişti. Şimdi manyetik alan içinde hareket eden, yüklü parçacıkları etki eden manyetik kuvvet. Şimdi bakalım, yük Q olan bir parçacık düzgün B şiddetindeki manyetik alana V büyüklüğündeki hız ile, bakın bu da önemli, dik olarak girerse parçacığa
manyetik kuvvet etki eder. Bu manyetik kuvvet etkisiyle cisim düzgün çembersel hareket yapar. Manyetik kuvvet hız vektörüne dik olduğu için çembersel yörünge, cismin çembersel yörünge izlemesini sağlar. Kuvvetin yönü daima çemberin yörünge merkezine doğrudur. Şimdi bakınız, bu videoyu izleyen arkadaş 11. sınıftan çembersel kuvveti 12. sınıfta göreceksin. O zaman biraz daha oturur. Ama 12. sınıfsanız zaten çembersel hareketi çılgınlar gibi öğrettik, öğrendiniz. Şimdi o halde şuna bir bakalım. Manyetik alan içerisine artı Q yüklü bir cismi V hızıyla fırlattığımızda bu yüke bir manyetik kuvvet etki edecekmiş. Bu manyetik kuvvet hangi yönde? Önce onu bir bulalım. Şimdi manyetik kuvveti sağ el kuralıyla bulacağız. Yine şuraya sağ el kuralını sıkıştırıyorum. 4 parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi manyetik kuvveti gösteriyor ama dikkat, artı yük için gösteriyor. Yani eğer ki verilen yük eksi ise bütün bu işlemleri yapacağız. Bulduğumun tersini alacağım. Bunları zaten soru çözümlerinde yine göstereceğiz. Şimdi bakınız. 4 parmak manyetik alan sayfa düzleminden içeri. Baş parmak hız, avuç içi nereyi gösteriyor? Yukarı. Yani bu cisme yüklü parçacığa yukarıya doğru bir manyetik kuvvet etki edecek. Burası tamam. Artı olduğu için değiştirmedim. Şimdi önemli bir sonuç. Manyetik kuvvet hız vektörüne dik ise bizim cismimiz ne yapmak zorunda? Düzgün çembersel hareket yapmak zorunda. Şimdi o zaman bu yörüngeye giren cisim burada ne yapacak? Bakınız, çembersel yörünge izleyip çembersel hareket yapacak. Şimdi çembersel yörünge hareketlerine daha sonra tekrardan ne yaparız? Devam ederiz. Şimdi bu manyetik kuvvetin formülünü bulalım bakalım. F eşittir neydi? Bildi. Şimdi I dediğimiz şey 10. sınıf elektriğe, TYT elektriğe döndüğümüzde birim zamandaki yük akışıydı. Hız dediğimiz şey hani X eşittir V çarpı T, L eşittir V çarpı T dersek o zaman bizim hız dediğimiz şey ne olur? L bölü T olur. Şimdi bunları yerine koyalım. F eşittir B çarpı Q bölü T. L yerine de ne yazdık? L yerine de VT yazdık. T'ler gitti. Bakınız, bizim bu yüklü parçacığımıza etkeden manyetik kuvvet formülümüz BQV. Yani bisküvi şeklinde ortaya çıkmış oldu. B dediğimiz şey neydi? Manyetik alan. Pardon. Q dediğimiz şey yük. V dediğimiz şey hız oldu. Şimdi bakınız, burada hız vektörü ile manyetik alan vektörü birbirine ne olmalı? Dik olmalı diyoruz. Şimdi o halde manyetik kuvvet formülümüzü söyledik. Neydi? B, Q, V. Şuraya yazalım. Şimdi sağ el kuralında 4 parmak neydi? Manyetik alan. Az önce söyledim. Baş parmak neydi? Hız. Avuç içi neyi gösteriyordu? Manyetik kuvveti. Ama bunlar kim için geçerliydi? Artı yük için. Eksi yük olduğunda aynılarını yapıyorsunuz. Bulduğunuz kuvvet yukarıysa tersini alıyorsunuz. Hemen yanda gösterelim. Şimdi bakınız. Sayfa düzleminden dışarı manyetik alan. Baş parmak hız. Bakınız, sayfa düzleminden dışarı baş parmak hız. Avuç içi nereyi gösteriyor? Normalde aşağıyı. Şimdi normalde manyetik kuvvet aşağı olmalı ama yükü ne vermişim ben size? Eksi. E o zaman ne olacak? Buna etkeden manyetik kuvvet yukarı olacak. Demek istediğim buydu. Eksi olduğunda tersini alın dememdeki olay bu. Mesela artı için tekrar yapalım. Sayfa düzleminden dışarı baş parmak hız. Avuç içi nereyi gösteriyor? Aşağı. O zaman artı yük olduğu için değiştirmiyorduk. Hop, şurada ne yapar? Yine çembersel hareketini yapar. Manyetik alan ile hız vektörü arasında alfa açısı varsa bu sefer bizim manyetik kuvvet formülümüz BQV sin alfa formunu ne yapacak? Alacak. Devam edelim bakalım. Şimdi bu ne dedik? Düzgün çembersel hareket yapıyor ve burada dikkat etmemiz gereken durumlardayız. Şimdi
Hemen yine gösterelim. Dört parmak sayfa düzleminin içeri baş parmağı kız, avuç içi yukarıyı gösteriyor. Yani manyetik kuvvet bu tarafa doğru şöyle bir yörüngede çembersel hareket yapacak. Çembersel hareket yapacağı için bir neyi olmalı? Dolanım yarıçapı olmalı. Şimdi bizim burada yüklü parçacığımıza çembersel hareket yaptıran merkezcil kuvvetimiz kim? Manyetik kuvvet. Çünkü hız vektörüne dik olan kuvvet kim? Manyetik kuvvet. Bu manyetik kuvvet neye sebep oluyor? Çembersel yörüngede dolanmam için merkezcil kuvvetinde olmasına sebep oluyor. Şimdi manyetik kuvveti öğrendik. Neydi? B, Q ve merkezcil kuvvet nedir? M, V kare, R. Şimdi 11. sınıfsan eğer buraları geç, sadece formülün sonucuna gel. Çünkü anlamayacaksın, çembersel hareketi görmedin. Şimdi o zaman şu kareyle hız giderse elimizde BQR eşittir. Ne kaldı? MV. Şimdi bu yörüngede dolanım yarıçapını bulmaya çalışıyoruz ya. O zaman her iki tarafı BQ'ya böldük. R eşittir ne oldu? MV çarpı QB. Buna da ne diyoruz? Nasıl ezberliyoruz? Mavi küba diye ezberliyoruz. M neydi? Kütle. V neydi? Hız. Q neydi? Yük. B neydi? Manyetik alan. İşte bu çembersel hareket yapan yüklü parçacığın dolanım yarıçapını bu şekilde bulacağız. Şimdi buradaki MV, formüldeki MV bana çok tanıdık geliyor. Bana bir şeyi çağrıştırıyor. Size de bir şey çağrıştırması lazım. Yani çizgisel momentum. O zaman yarıçapla çizgisel momentum arasındaki ilişkiyi de ne yaparım? Bu şekilde kurarım. Yani bana sorarsa çok rahat bir şekilde cevaplarım. Şimdi yorum soruları için dikkat etmeniz gereken yere geliyoruz. Şimdi bizim yüklü cismimiz düzgün çembersel hareket yapıyorsa, düzgün çembersel hareketin en önemli özelliği nedir? Hareketi süresince hız büyüklüğünün, bakın altını çiziyorum, hız büyüklüğünün değişmemesidir. Şimdi bizim hareket boyunca hızımızın sadece yönü değişir. Hız büyüklüğü değişmez. Hız büyüklüğü değişmediği için benim hareket boyunca kinetik enerjim de değişmez. Şimdi bizim kinetik enerji değişimimiz yok. Değil mi? Çünkü kinetik enerji ne yapmıyor? Değişmiyor. Şimdi bizim bir kuvvetimizin, herhangi bir kuvvetimizin fiziksel anlamda iş yapması için cisme bir kinetik enerji değişimi kazandırması gerekiyor. Ama bizim şu an bir kinetik enerji değişimimiz yok. Değil mi? O zaman buradaki kuvvet kimdi? Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet iş yapmaz. Şimdi bakınız, denemelerde, soru bankalarında bol bol karşınıza çıkacak bir soru. İşte elektriksel kuvvet iş yapar, manyetik kuvvet iş yapmaz tarzında cümleler olacak. Ne dedik? Manyetik kuvvet iş yapmaz dedik. Şimdi Lorentz yasasıyla devam edelim. Dört temel kuvvetten biri olan elektromanyetik kuvvet, elektrik yükleri arasındaki Coulomb kuvveti ve manyetik kuvvetin birleşimi olarak ne yapar? Ortaya çıkmıştır. Her iki kuvvet Lorentz yasası ile özetlenmiştir. Şimdi şöyle bir elektrik alan alalım. Bu elektrik alan içerisinde artık yüklü bir cismi bıraktığımız zaman bu cisme, işte elektrik alan ne demekti? Artıdan eksiye doğru. Artı artı iter. Yani ne yaptı bakınız? Elektrik alanla aynı yönlü bir kuvvet uyguladı. Neydi bu elektriksel kuvvetimizin büyüklüğünün formülü? Q çarpı E. Şimdi bir manyetik alan içerisine artık yüklü bir cismimiz V hızıyla fırlattığımızda, şimdi bakınız dört parmak manyetik alan, baş parmak hız, avuç içi yani sayfa düzleminden içeri, yani ne yapıyor bakınız, bu tarafa doğru bir çembersel hareket yapmaya başlıyordu ve bu kuvveti de nasıl buluyorduk biz? BQV şeklinde buluyorduk. Lorentz kuvvetleri ise işte şöyle Lorentz kuvvetleri diyelim, vektörel olarak bu elektriksel kuvvetle manyetik kuvvetin toplamına eşittir. Elektrik ve manyetik kuvvetler arasındaki farklar, bakın sizin için önemli bir özet gibi düşünebilirsiniz. Elektrik kuvveti her zaman elektrik alana paralel, manyetik kuvvet ise manyetik alana dik olacak şekilde etki eder. Elektriksel kuvvet yüklü parçacığın hızından bağımsızdır. Manyetik kuvvet yalnızca yüklü parçacık hareket halindeyken ona etki edebilir. Yani bakın, biz şöyle bir manyetik alan içerisine artı Q yüklü parçacığı bir ilk hızsız bırakırsak
Buna bir manyetik kuvvet etki etmez. Burada bunu demek istiyor. Elektriksel kuvvet yüklü bir parçacığın konumunu değiştirerek iş yapar. Az önce bahsettiğim şey. Buna karşın kararlı bir manyetik alandan kaynaklanan manyetik kuvvet parçacık yer değiştirdiğinde bile iş yapmaz diyoruz. Elektrik motoru ve dinamo arasındaki farklar. Şimdi arkadaşlar bunlar yine derslerde de yüz yüze derslerimizde de sürekli okuyun, ihmal etmeyin dediğim yerler, işte güncel hayat kısımları buradan karşımıza geliyor. Elektrik motoru ve dinamo arasındaki farklar. Elektrik motoru ile elektrik akımı etkisiyle şöyle yazalım. Elektrik enerjisi mekanik enerjiye çevirirken dinamo ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Şimdi bakınız aradaki fark. Biri elektriği mekaniğe, diğeri ise mekaniği neye çeviriyormuş? Elektriğe çeviriyormuş. Şimdi şu bir elektrik motorunun görseli, bu ise bir dinamonun görseli. Şimdi bakalım arada ne tarz bir farklılık olacak? Elektrik motorunda elektrik akımı geçen tel manyetik alan içinde bulunduğundan bu tele bir manyetik kuvvet etki eder ve bu tel ne yapmaya başlar? Dönmeye başlar. Şimdi buraya baktığımız zaman tel manyetik alan içerisinde döndürüldüğünde bir ne elde edilir? İndüksiyon akımı elde edilir. Şimdi dikkat edilirse elektrik motorunda ne var? Üreteç var. Ve pilin ürettiği akım manyetik alan içinden geçen halkadan geçince dönüyor. Dinamoda ise üreteç yok. Halkanın dönmesi sağlanıyor ve halkada değişen manyetik alan etkisiyle indüksiyon akımı oluşuyor ve lamba yanıyor. Bakınız bahsettiğimiz farklılık bu şekildeydi. Şimdi manyetik kuvvet başlığı altında anlatacağımız konularımız bu kadar. Bir sonraki videoda bu anlattığımız kısımlarla ilgili soru çözümü yapacağız.